Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Fatır Suresi son sayfadan 41-45. Ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece surelerden birini daha bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَزُولَ Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri zeval bulmaktan tutuyor, koruyor. وَلَاِنْ زَالَتَ Eğer bunlar zeval bulacak olsa اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِ Allah'tan başka gökleri ve yeri kim tutabilir? اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا Şüphesiz ki o halimdir. Cezalandırma gücü yettiği halde hemen cezalandırmaz. Gafurdur. Günahları bağışlayandır. Değerli izleyenlerim, göklerin ve yerin taraf ilahiden tutulması çok muhteşem bir hakikat. Mesela ben şu anda kitabı bu şekilde tutuyorum ve bu havada duruyor. Ama tutulmadığı zaman onun durmasından söz edilemez. Şu anda biz dünyanın üzerindeyiz. Dünyanın üzerinde dağlar var, denizler var, neler neler var. Ve bu dünya boşlukta duruyor. Bi gayri amedin teravnehe. Gördüğümüz herhangi bir direk yok. Ayette anlatıldığı gibi. Ve dünya boşlukta duruyor ve daimi hareket halinde. Öte yandan üzerimizdeki alem, semavat, oradaki güneş, ay, yıldızlar, diğer gök cisimleri, bunların da hepsi yine altlarında herhangi bir direk olmaksızın duruyorlar. Sabit de durmuyorlar. Onlar da yine devamlı hareket halinde. Hani Mevlevilerin dönmeleri oluyor ya, onun gibi dünya şu anda dönüyor. Dünyanın etrafında ay dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş güneş sistemi içerisinde hareket ediyor. Yerinde duran bir şey yok. Alemde her şey hareket halinde. İşte gökler ve yeri direksiz bir şekilde tutan kimdir? Onları bu şekilde zevalden, kaybolmaktan, yok olmaktan koruyan kimdir? Allah-u Teala bu noktada hatırlatmada bulunuyor bize. Onları Allah tutuyor. Eğer onlar zeval bulacak olsa kim onları tutabilir? Yani biz kendimizi ayakta tutamıyoruz. Nerede kaldı? Dünyanın altına bir direk koyalım da sonra o direği nereye yerleştireceğiz? Yani bir miktar böyle zihin jimnastiği tarzında düşünecek olursak bu bizi aşar. Biz kendimizi ayakta tutamayan, uykumuz geldiğinde uyuyup kalan bir takım zavallı varlıklarız. Kendimizi ayakta tutamazken gökleri ve yeri nasıl ayakta tutacağız? Biz tutamıyoruz, başkası nasıl tutabilsin? Bu tarzda baktığımızda gökler ve yerin dizgininin tümüyle Allah'ın elinde olduğu gayet net bir şekilde görülecektir. Eğer gökler ve yeri Allah ayakta tutmasa kim ayakta tutacak? Onlar zeval bulacak olsa kim tutacak? Ayet ona dikkat çekiyor. Ve devamında da şüphesiz ki Allah halimdir, gafurdur buyuruluyor. Yani İnsanların o kadar küfürleri var, insanların o kadar inkarları var. Bu kadar küfür ve inkardan sonra Allah'ın yine de gökleri ve yeri devam ettirmesi gerçekten insanı düşündürüyor. Bu kadar küfre rağmen, bu kadar günahlara rağmen bunlar yine nasıl devam ediyor? Yani Allah-u Teala halim, Allah-u Teala gafur ve insanların zaafını da biliyor, şeytanın desiselerini de biliyor. İnsanların nefse, şeytana mağlubiyetini de biliyor ve kulları ona aman ya Rabbi dediklerinde Allah onları affediyor ve hemen bir anda ceza da vermiyor, onlara fırsatlar sunuyor, defalarca fırsatlar sunuyor, böylece şu dünya hayatı devam ediyor. Ama gün gelecek, artık yeryüzündeki zulüm, yeryüzündeki küfür, küfran semavata çıkacak, adeta ayyuka çıkacak. Yeryüzünde kaliteli bir ehli iman topluluk kalmayacak. Bunun üzerine Allah-u Teala Yemen canibinden bereketli bir rüzgarla onların ruhlarını kabzedecek, ehli imanın ruhlarını. Sadece kafirler kalacak. Kafirler için de hayat devam ettirilmeyecek.
Onların adeta taptığı dünya onlara bırakılmayacak. Dünya başlarına zindan edilecek ve böylece artık gökler ve yer ortadan kaldırılacak. Ve yeryüzündeki imtihan sona erecek ve diğer alemde yeni bir hayat başlamış olacak. Ve aksamu billahi cehde imanihim, bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler ki le in ca'ahum nezirun, eğer onlara bir uyarıcı gelse le yekununne ehde min ihtel umem, önceki ümmetlerden herhangi birinden daha hidayet üzere olacaklar, daha doğru bir yolda olacaklar. Bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ayetin sebebi nüzulü olarak müşriklerin durumu nazara veriliyor. İşte müşrikler, Peygamberimiz dönemindeki müşrikler şöyle demişler, henüz Peygamber Efendimiz gönderilmezden önce. İşte Yahudiler var, Hristiyanlar var. Bunlara kitap gelmiş ama kıymetini bilmemişler. Peygamber gelmiş ama bilmemişler. Eğer bize hidayet gelecek olsa, bize bir uyarıcı peygamber gelecek olsa, biz bunlardan daha iyi bir ümmet oluruz ve o uyarıları dinleriz. Böyle diyenler olmuş. Ayet-i kerime onların bu sözlerinde durmadıklarını, işte böyle dediler ama bu sözün gereğini yerine getirmediler, bunu bize anlatıyor. Felemma ca'ahum nezirun, kendilerine bir uyarıcı geldiğinde مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا, onun gelişi ancak muhataplarının ürkmelerini, nefretlerini artırdı. Yani uzaklaştılar. Onun cazibesine kapılıp İslam'a girmek yerine İslam'dan uzaklaşmayı, onun dediklerinin tersini yapmayı tercih ettiler. Bu da tabii insanların nankörlüğünü nazara veren bir durum. Evvelinde başka türlü söyleyebiliyor ama iş ciddileştiğinde durum çok farklı bir mecraya götürülüyor. İstikbaran fil art ve mekras seyyi, bunu yeryüzünde kibirlenmek ve bir takım kötü tuzaklar kurmak için böyle yaptılar. Yani iyi bir niyetle değil, kendilerine bir uyarıcı geldi, hem de en büyük uyarıcı Hazreti Peygamber geldi. Fakat Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi olanlar saltanatlarını bırakmak istemediler. Peygamber'e tabi olduklarında reislikleri gidecek. Bu gibi noktalarda düşündüler ve bir cahiliye asabiyesiyle, cahiliye inançlarıyla bunlar yollarına devam ettiler. En büyük peygamberin karşısına en büyük muhalefetle çıktılar. Bunu yaparken de yeryüzünde kibirlenmek için böyle yaptılar. Ve bir de mekras seyyi, kötü bir tuzak. Ve bu tarzda tuzaklar peşinde koştular. Peygamber'e hile yapmak, ona tabi olanları aldatmak gibi bir takım hileli yollara teşebbüs ettiler. Ve la yahigul mekrus seyyi illa bi ehli. Halbuki kötü hile, kötü tuzak ancak onu yapanların başına geçer. Yani bir insan işte bir hileyle diyelim bir kuyu açar, başkaları oraya düşsün diye, ama neticede olaylar öyle gelişir ki kendisi oraya düşer ve kazmış olduğu kuyuya kendisi yuvarlanmış olur. İşte bunlar da din düşmanları, İslam düşmanları, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde demediklerini bırakmadılar, yapmadıklarını bırakmadılar, ama bütün bunlar İslamiyet'in gelişmesine vesile oldu. İslamiyet'in daha geniş kitlelere yayılmasına vesile oldu. Günümüzde de benzeri şeyleri görüyoruz. Diyelim ki Hazreti Peygamber aleyhinde bir karikatür krizi başlatılıyor. Ama bakıyorsunuz bunun neticesinde dünya çapında Peygamber Efendimiz'i merak edenler sayı itibariyle artıyor ve İslamiyet'le ilgili kitaplar çok daha rağbetli bir şekilde teveccühe mazhar oluyor. İnsanlar İslamiyet'i araştırıyor. Veya diyelim ki bir kısım insanlar İslamiyet aleyhinde yayınlar yapıyorlar ülkemizde ve başka yerlerde. Bunun neticesinde diğer insanlar, belki bir kısmının kafası karışıyor ama pek çok kimse de acaba böyle mi değil mi öğrenme lüzumu hissediyor. Bunun neticesinde İslamiyet'e daha bir yönelim,
İslamiyet'in doğrularını, gerçeklerini öğrenme fırsatı meydana gelmiş oluyor. Daha yine dindar olan insanların aleyhinde nice böyle çalışmalar yapanlar oluyor. Ama bakıyorsunuz neticede bu tuzakları kuranlar kendi kurdukları tuzağa kendileri düşüyorlar. فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِينَ Onlar ancak eskilerin sünnetini bekliyorlar. Burada eskilerin sünneti, yani eski kavimlerde onların başlarına gelen haller. Önceki kavimlerde işte Allah'ın peygamberine karşı geldiler. Bunun neticesinde cezalandırıldılar. Bunların da beklediği cezalandırılmaktan başka bir şey değil. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, bir farklılık da yine bulamazsın. Yani Allah-u Teala'nın nasıl ki tabiatta koyduğu kanunlar var. Sünnetullah, adetullah tabir edilen Allah'ın prensip edinmiş olduğu bir takım kanunlar var. İnsanlar yanlışlıkla bunlara tabiat kanunları diyebiliyor. Halbuki tabiat kanunları Allah'ın tabiata koyduğu kanunlardır. Yani söz gelimi yer çekimi kanunu. Yer çekimi kanunu Allah'ın koyduğu bir kanun. Diyelim Newton bunu bulmazdan önce yer yine çekiyordu. Dolayısıyla Newton bu kanunun koyucusu değil, bu kanunun bulucusudur. Ve bunda bir devamlılık vardır. Yani bu gibi kanunlarda bir devamlılık vardır. Yer daima çeker. Öte yandan Allah mesela ateşe yakıcılık özelliği vermiştir. Allah'ın bir kanunudur. Ve bu da onun bir prensibidir. Bunu bu şekilde bir düstur edinmiştir. Her ne kadar Allah-u Teala kendi koyduğu kanunların elbette mahkumu değildir. Ama ilmin ortaya çıkması ve normal şartlar altında şu şöyledir, bu böyledir denilebilmesi için bu kanunların bir prensip edinilmesi söz konusu olmuştur. Yani Allah-u Teala için haşa şöyle yapacaksın diyecek yoktur. Allah kendisi için bunları bir prensip edinmiştir. Kendisi için bunları bir kanun edinmiştir, bir sünnet edinmiştir. Sünnet derken düstur manasında. Bu şekilde Allah kendi edinmiş olduğu prensiplerle tabiata kanunlar koymuş ve bu kanunlarla icraatını yürütmektedir. Tabiatta işte yer çekimi kanunu, gezegenler arası çekim kanunu, suyun kaldırma kuvveti, fizikteki kanunlar, kimyadaki kanunlar gibi böyle kanunlar olduğu gibi insanların sosyal hayatında da Allah'ın prensip edinmiş olduğu durumlar vardır. Mesela zalim olanlar dünyada da cezalarını görürler. Mazlum olanlara mutlaka yardım edilir. Velev biraz zaman da geçse, o zamanın geçmesinin de hikmetleri vardır. Bir imtihandır en azından. Ama mazlum olanlara dünyada yardım edilir. Hak ve hakikatler gün gelir ortaya çıkar. Bu gibi Allah-u Teala'nın insanlık aleminde koymuş olduğu kanunlar vardır. İşte peygambere muhalefet eden bunun cezasını bulur. Bir hak dostunu inciten bundan dolayı daha dünyadayken çarpılır. Daha dünyadayken bir şekilde cezasını çeker. Bunlar Allah-u Teala'nın toplumlarda, insan toplumlarında prensip edilmiş olduğu bir takım esaslardır, düsturlardır. Mesela Keteballah le'avlibenne ene ve rusuli. Allah şöyle yazdı. Ben ve elçilerim galip gelecek. Bu da Allah'ın bir düsturu. Neticede ehli iman galip gelecektir. Vel akibetu lil müttakin. Yani akibet müttakilerindir. Müttaki olanlar netice itibariyle galip geleceklerdir. İşte insanlar eğer Kur'an-ı Kerim'e serpiştirilmiş olan bu toplumla alakalı kanunları bilecek olurlarsa insanları ne gibi akıbetler bekliyor, ne gibi durumlar insanları bekliyor az çok kestirebilmek mümkündür.
Bu belki bir nevi bir toplum mühendisliği gibi. Herkes bunu göremeyebilir, hissedemeyebilir. Ama nasıl ki kimyanın, fiziğin kendine göre kanunları var. O kanunlara göre belli bir takım sebepler belli neticeleri meydana getiriyor. Toplum laboratuvarında, toplum şartlarında da toplumdaki gidişattan bu toplum nereye doğru gidiyor? Bir saadete doğru mu yoksa bir felakete doğru mu? Az çok çıkarabilmek mümkündür. Evelem yesiru fil ardı, onlar yeryüzünde gezmediler mi, dolaşmadılar mı? Feyenzuru keyfe kana akibetüllezine min kablihim, ta ki kendilerinden öncekilerinin akıbetine baksınlar. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi kavimler küfürlerine, isyanlarına mukabil nasıl cezalandırılmış görsünler. Ve kânû eşedde minhum kuvveten, önceki topluluklar kuvvetçe bunlardan daha şiddetliydi. Daha ziyade bir kuvvete sahiptiler ama Allah'ın karşısında hepsi aciz, hepsi cezalandırıldı. Ve mâ kânallâh liyucizehu min şeyin fissemâvâti ve lâ fil ard, göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Yani göklerde ve yerde her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. İnnehu kâne alîmen gadîra, şüphesiz ki Allah alimdir, her şeyi bilir, kadirdir, gücü her şeye yeter. Yani göklerde ve yerde Allahu Teala'nın bu muhteşem saltanatı, idrakimizin fevkinde olan, idrak boyutlarımızı çok çok aşan bu ihtişam Allah'ın ilmine dayanıyor ve onun kudretine dayanıyor. O mülkünde cereyan eden her şeyi biliyor ve onun gücü her şeye yetiyor. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, şayet Allah insanların yaptıklarının karşılığıyla hemen ceza verecek olsa, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ, sırtı üzerinde tek bir canlı bırakmaz. Yani bütün hayat artık biter, hepsini cezalandırır. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى, lakin Allah belli bir ecele tehir ediyor. Yani Allahu Teala hemen bir anda ceza vermiyor, bir anda hemen işi bitirmiyor, insanlara fırsat veriyor, mühlet veriyor, ta ki bugün aklı başına gelmeyen yarın belki gelir. Böyle bir musibetle aklı başına gelmeyen belki başka bir musibetle aklı başına gelir. Bu manada Allahu Teala insanlara fırsat veriyor. Hastalıklarla, musibetlerle, belalarla insanlara uyarılarda bulunuyor. Bazen kıtlıkla, bazen açlıkla, bazen susuzlukla, kuraklıkla, bu gibi şeylerle Allah insanları deniyor. Peygamberler Allah'ın dinini anlattığı gibi kainatta meydana gelen olaylarda taraf ilahiden bir takım uyarıları ihtiva ediyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ, ama onların eceli geldiğinde, فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَص۪يرًا, şüphesiz ki Allah kullarına basirdir. Yani onların eceli geldiğinde artık bundan bir kurtuluş yoktur. Değerli izleyenlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki bir sureyi daha bitirmiş olduk. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.